Futondan herkese merhaba. Suadiye United'ın yeni maceraları için sizlerle birlikteyiz. Hem de futtaki yeni gelişmeleri, yeni kartları konuşacağız. Sevgili Altan abiyle birlikte hoş geldin abi. Hoş bulduk Emre. Efe'yi Scott görevine gönderdik. Böyle bir takım oyuncu incelemek için bu hafta beraberiz. Evet. Nasıl geçti bu hafta FIFA? Ee, aslında çok aşırı yenilik yok. Sadece Trail Blazers kartları geldi. Hem görev kartı olarak hem paketlere geldi. Haftaya da ikinci paketler geliyor. Ha. Cuma'dan itibaren. Ama ilk gelenler e, güzel. Yine de evet. özellikle e, Salah'ın kartı ve diğer kartlar fena değil. Haftaya da Ronaldo geliyormuş. Cristiano oh. Ronaldo'nun 89'luk oh. kartı. Bir de bu hafta şimdi milli arayı da çok iyi geçirdi. İki maçta da gol attı. Evet. E, o yüzden de şu an tekrardan bir İvme kazandı. Düşmek bilmiyor Ronaldo. Çarşamba günü haftanın oyuncularına da gelebilir o. Cristiano Ronaldo da tekrar girebilir. Ya yani çok ilginç bir oyuncu. Hani bitti dendi. Milli takımı bırakır, bir daha Avrupa Şampiyonluğu'na katılmaz derken bayağı şu an tekrardan bir ivme kazandı kariyerinde. Allah e, her futbolcu Ronaldo gibi bitme nasip etsin. Evet. Yani, bitti denilen her futbolcu keşke Ronaldo evet. gibi olsa. Ya 2023'ün resmi olarak en çok gol atan oyuncusu abi şu an. Haaland evet, ve Mbappeyi geçti. Onun dışında tabii biraz o onların e, takımlarının yapısı ligde önemli. Bir de Şampiyonlar Ligi özellikle City, Paris Saint-Germain diğer takımlar için çok zor. Premier Lig City için çok zor. E, biliyorsun Fransa liginde 3. sırada falan eee biraz A, düştü. puan kayıplarıyla başladığı sahasında Brest'e inildi falan. O yüzden değişik ama Ronaldo, Messi bunlar bizim için çok, çok önemli figürler. Neymar da, Benzema evet. öyle. Ve bunların çok ilginçtir. Üçü Suudi Arabistan evet, gitti. Bir tanesi de Amerika'ya gitti. Haaland'da da bu sene biraz e, düşüş var. Oyunda e, kiralık geldi abi bana Haaland. Pek o gerçekteki etkisini ben oyunda hissedemedim. Evet. Zor Haaland'la oynamak. Bilim evet geldi bana. Ş ben de çok Haaland'a oynamadım bir 18-20 maç kiralık ha, hakkında da çok kullanmıyorum. Bir Tochko oynadım, Henry oynadım, onların kiralık kartlarını sol ile galiba oynadım, hmm. McMenamin oynadım çok güzel bir kart gördüm şimdi az önce. Evet, abi. onların bazen rivasta falan kiralıklarını harcıyorum. Ee, yavaş yavaş ne yaptığımıza bakalım evet. istersen. Bugün bir tersten başlasak olur abi. Ee, öyle girelim. Benim planladığım en son draft'ı yapmak. İstersen son olarak draft'ı yaparız. Olur, güzel. Olur, e, çok kadroya çok güzel. bakarız ama ilk hani dedim ya sondan başlayalım. Paket açalım. Olur. Yani Senin bir draft hakkını yemiştik abi burada. Evet. <laughs> evet. Draft'ı yemiştik. En son oğlumla şöyle bir şey yapıyoruz mesela. Enerji bulalım falan diye ben tutuyorum o da benim parmağıma basıyor. Bu sefer ben tutayım sen şeye bas. As. Yok. Ben tutarken evet sen bas bakalım. Basıyorum. İki, evet. Bakalım ne çıkacak paketimizden. İspanyol, İspanyol çıkınca zaten bir anda enerjimiz düşüyor. Barcelona kim kaldı? 88'in kadın. kadın geldi evet. Kadınlar genellikle e, poder olarak yani kadro kurma görevlerinde kullanıyoruz. Yani de 88 e, o, o Romero, Romero hafta, yani. güzel. Romero'ya da ihtiyacımız var. Premier Lig'den stopa. Haftanın oyuncusu o. Evet. İyi Onun fena değil. Fiyatına bir bakalım Romero'nun. 20-19-20 civarında bir fiyatı var. Çok aşırı şey değil. Bunları da fodur olarak kullanacağız. Diyelim. Bazı kadın oyuncuları çok görüyorum e, Rivals'ta. Onlar herhalde oyunun bir anda bug'ı anlamında çok hızlı ve seri olabiliyorlar. Ix evet. Morgan falan önde, Forvet'te çok karşıma çıkıyor. Evet, evet, tabii bazıları da çok pahalı. Çok pahalı kadın oyuncular da var. Oyunun en pahalı 10 kartı içinde 3. ve 4. sırada kadın olduğunu gördüm. Of. Yani Mbappe'nin bu yeni Trailblazers'ı galiba en pahalısı. Haaland'dan pahalı iki katına, Haaland'ın iki katına kadın oyuncular. Ha, evet. yani korkunç değerleri. Biz şeyimize girelim, bakalım nelerimiz var. Ee... Arda Güler. Evet. Ha, böyle bir kadromuz var. Burada aslında Marquez'i alacağız en son. Birazcık paraya Abi ihtiyacımız var. bak, stoper gelmiş bile 90. Evet. O kart. Ee, Ruben Diaz'ı. Ee, güzel bir kartı çıktı Trailblazer kartı. Sağ olsun hafta sonu annem bizdeydi. E, görevleri yaptık yaptık. Böyle bir paketi annem açtı. Annemin oh. açtığı paketten çıktı o da bizim bu için. Bu arada şey. çok güzel bir not verdin abi bana az önce. E, önder yapmak lazım değil mi bunu? Hızını evet. arttırmak için. Çünkü yani ben pas yüzdesini arttırdım. Pası düşüktü ve hızı düşük. O zaman önder evet. yapınca hem pası Top hem hızı. Top kapma özelliği çok iyiymiş evet. galiba bu kartı Defans 90, fizik 88. Evet, önder yapınca da Hızını ve pasını yükselttik. Yani Odegaard güzel. Bir de geliştirmelerde Arda Güler'i e maksimuma çıkarttık. 82 yaptık. 77'lik kartı 82 yani. haline getirdik. Bu bu Bende senenin güzel, güzel, güzel yeniliklerinden evet. oldu. Evet. Kubo'yu almıştık. Buraya bir sana abi Bellingham'ın özel kartı yakışır. Ee, evet ama Bellingham'ın bu kartı bile pahalı, paralı kart. Ha, paralı, paralı mı? Evet, evet. Bellingham paralı, doku paralı. Bunlar... Doku'dan memnun musun abi? Premier Lig benim kadroda aşağı yukarı iyi mi yani? Şu anda haftanın oyuncusu Doku'yla ile hiç oynamadım. Normal Doku çok hızlı. Heh. Ama haftanın oyuncusu bir tık daha iyi. Yedeklerdeysel bek aldım. Ee, bu arada hatırlatayım birçok dostluk maçında bir tane kiralık oynatıyorsunuz evet. ve elimizde Ronaldinho da var. Ee, çeşitli oyuncular var kiralı bu diğer oyuncularımız arasında. Benzema çıktı 90'lık. Reyna'mız var. Madison bence çok iyi bir kart. İsterseniz Arda ile değiştirebilirsiniz. E, Madrid çok kadar etkili değil bu sene. E, Stopper'den Kohler'i paranız varsa alabilirsiniz. 85 bine Kohler'i alabiliriz. Biz hala paramız var. Burada tam kimya veriyor. Markez yerine Kohler'i de kullanabiliriz. Ha. Ee, bunun paralı hali de 85 bin de diyebilir. Bizim 100 bin civarında paralı. Teknik direktör tercihin abi değil Odegaard'la mı şey yapmak için? Şimdi şöyle e, ipucu olarak eğer ki liglerden tam kimyayı alıyorsanız oyunculardan tam kimya alamadığınız ülkenin ülkeden bir teknik direktör koyarsanız o zayıf şeyi kuvvetlendiriyor. Bizde Odegaard eğer Hı. ki bak şu, sordun şunu çıkartalım Odegaard 3 kimyaydı. Bunun yerine bir İspanyol koyalım. 31'e düştü. Odegard 2'ye düştü. Takım da 32'ydi 31'e düştü. Evet. Bak şimdi Odegard 2 kimya. Buraya tekrar Norveçli teknik direktörü koyarsak şimdi Norveçli'yi bulalım. Şu. Adani markalı bu. bu. Yok. Norveçli burada. Bu. Evet. Bunu koyuyoruz. O degrad artıyor. Bu da bir püf noktası. Evet. Bu da önemli yani bir detay. Yani burada bak La Liga ve Premier League'den kurduk. Doğru. Ama o önemli değil. Ya Japon koyacağız. Kubo. Kimya onun düşük veya Norveçli. Anladım. Yani burada Japon veya Norveçli koyarsanız kimyayı teknik direktör bir arttırıyor. Hmm, bu çok güzel bir detay. Yani. Bunu eve gidince ben de bir bakayım. <laughs> evet. Onun dışında teknik rektörlüğün ilgili de önemli. Onun dışında bir hızlıca şeyi de gösterelim. E, görevlerle ilgili yaptığımız bazı şeyler vardı. Özellikle sen de ilgi gösteriyordun. Yeni geliştirmelere pardon. Geliştirmelere yeni isimler geldi. Ha. Bu önemli. Bak şuraya sağ kanat bekleri geldi. Buradan şu anda çok parlak isimler yok. Hmm. Ama mesela diyelim ki bu ismi alıp ee, 77, 82ye 82 kadar çıkartabiliyorsunuz. Neymiş? Burada bir Brezilyalı, Arjantinli oynatacağınız bir yerden seçerseniz belki yapabilirsiniz. Doğru. Bunlar bir de değişiyorlar. Ara sıra değişiyorlar. Ee, gördüğünüz gibi 74'lük bir sabit 83 olabiliyor. Bu güzel bir özellik oldu. ya. Bu evet. sezonun çok keyifli yanlarından evet. bir tanesi. Hızlı kanatta Politano'yu yapanlar ve önerenler of. var. Onun dışında e, şurada Brahim var. Ben Real Madrid'de olduğu için Brahimi deneyebilirim ama 50.000 istiyor. Geldiği kart iyi ama. Yani bir evet, ofansif evet. orta saha için bayağı iyi. Evet. Ben yani bunu isteyen yapabilir. Real Madrid tutkunu falan varsa yapabilir. Güzel bir opsiyon. Para varsa yap. Bimmer ne oluyor acaba abi? Bimmer'e bakalım. de herhalde 82 olmuş. Bu da hızlı. Hmm. Bimmer bunu destekliyor. Ofansif biraz bir yapıyor. Şey. Evet. Arada böyle bir şey yapacaksınız. Görevler zaten yazıyor. İlk görevlerde bunları yapın diyor. Ondan sonra bunları rivasta maç kazan görevi, evet. en zor görev ama o da yapılabiliyor. E, bu hafta görevlerden Wilson almışsın abi, forvet. Evet. Onlara da bir bakalım istersen. O da çok güzel bir görevdi. Bence evet. bu seni o anlamda oyuncuları güzel veriyorlar. Bir de sana asıl soruyu soracağım birazdan. Tabii. Declan Rice yapılır mı, yapılmaz mı? <laughs> Evet, Forvet'in gayet de iyi özellikleri. Evet, gayet iyi özellikleri. Ee... Yani 86-88 şut. Evet. Bayağı iyi. Bunu, bu Ar... arada çok zor bir görev değil. Yapılabilir. Evet, Arda'yı yaptık bu arada. Arda 3 pozisyon oynayabiliyor. Ofansif orta saha, orta saha ve sağ kanat oynuyor. Hmm. Ee, Arda'yı 82'ye getirdik. Bence çok iyi oldu. İyi olmuş. Ee, Arda Güler'in oyun tarzında pas ve top kontrol. <laughs> Çok abi. Evet. Arda'yı bu arada sağlarda bekliyoruz. Aynen. Bu arada yani geçen sene Arda kartı Arda kartı dedik dedik bu sene. Evet. Yani... yani ben Odegaard'ın kartından çok memnunum. İsteyenler burada daha önceki ayın hmm. oyuncusu Madison'ı deneyebilir. Bizde Modric var. Onun dışında bazı oyuncular denenebilir. Ama ben burada gene Odegaard'dan... Kudüs kartı da hızlı bir kart. Çok güzel kart. Kudüs'te denenebilir. Yani isterseniz Kudüs'te koyabilirsiniz. Hmm. O zaman e, yani Kudüs'ü değerlendirdiğiniz zaman Premier Ligi arttırmış oluyorsunuz. Burada ikisi de yedek. E, Emre en önemli şeylerden biri oynadığı maçlar 60. dakikadan itibaren mutlaka oyuncu değişikliği yapmak lazım. Çok düşüyor oyun. Çok düşüyorlar. Evet Bu yani... sene o yorgunluk biraz evet. var. Bir daha bu seneki oyunda ben çok rivasta oynuyorum. Yani evet. çok kanatları atıyor oyun. Yani evet. ortadan gelmek... Çok zorlaşmış gibi geldi bana. Ben bir şeyin farkına vardım. Kayarak müdahaleni geliştirmek lazım. Ya yani Kayarak müdahaleyi iyi yapanlar sana fırsat tanımadıkları gibi kontraya çıkıyorlar. He, top aldım. Yani Ben o kadar şey değildim. Daha çok böyle kareye basarak top hamle alayım diye. Ama kayarak müdahaleyi eğer yapabiliyorsan ceza sahasının dışında, dışında da, da yapmak daha ee, Senin onun dışında oynanabilir. Ben seni çok onlineda görüyorum. Ben Va ol. Vakit de geçiriyorsun önerilen ya da böyle dikkat çekici. Ya şu anki iş biraz Kanada inmek ve kanattan geriye çıkarmak. Yani hmm. Ben o golü de çok yiyorum, kendim de o golü çok atıyorum. Hmm. Şu an ortadan e, bulmak çok zorlaşıyor. Mutlaka abi e, bence kadronuzda bir orta sayı mutlaka geride kal demeniz lazım. Evet. Taktiklerde Bizimkilerden... demedi inan, o orası çok boş kalıyor. Bekleri hmm. ben geride kal diyorum çünkü evet. Bekler de çıkıyor bu sefer çok pozisyon yiyor tabii tabii bundan biliyorsunuz arkadaşlar e, bazı şeylere giriyorsunuz talimatlarda oyuncu şeylerinde o e, Emre'nin altını çizdiği konuları yapabiliyorsunuz burada kadro kurma görevleri Emre'nin sordukları bazı şeylere de girip Rodrigo var e, çok iyi kart ama biraz çok iyi kart ama biraz e, şey zor yani paranız bütçe 88 87 86 ve 84. Tek forvet mi Kanatla oynuyor mu? Yok 3 pozisyon oynuyor. Aa, iyi. 3 pozisyon oynuyor diye biliyorum bakalım. Oo. 4 pozisyon. 4. Sağ kanat, sol kanat, sağ orta ve santrafor. Yani, yani, iyi. yani olarak, her yere koyabilirsin aldığını. bir de hem beceri hem zayıf ayak 4. O da iyi. O da iyi. Ee, burada sona ben o kadar para vermem çok Ama pahalı. bizi de tebrik etmeleri lazım. Bildik geçen hafta tabii. son demiş. İlk sen söyledin ben de evet son Herkes gelir doğ. dedim. Senin ilk telaffuz eden sendin. Bir de şeyi söyleyeyim. Sonun yapmayın diye uyarı geldi. Ee, aynı kartın 90'lı galiba Trail da geliyor Cuma günü. Cristiano Ronaldo'larla beraber zaman son geliyor. Zaten bence oyunun başında çok yüksek bir kart Yani. Çok, çok pahalı. Çok pahalı. Yani Mbappe falan yapılır da Tabii. buna sona bu kadar. İşte Tottenham'lı ve İngilizler. İngilizler yani de yapalım Biz Rafael Leao'ya başladık. İlk bir şey yok. görevi bitti 86'la. Bu 27 gün olduğu için bu 3 görevini de bitireceğiz. Hmm. Ee, bu arada... Bayağı da iyi. Bilan yani. geldi ama ben blanı yapmıyorum. Yani çok hızlı düşük bir stoper. Evet. Yani sevenler Fransızlar varsa Paris Saint Germain ayranları falan yapabilir. Zaten oyunda bir Fransız Fransız oyunculara bir torpil evet. var. Hani. <laughs> bu biraz tartışma yaratıyor. 87'lik e, maksimum kart yani burada bir Yaya Ture gibi, Govu gibi kart çekersen, Kadi ya falan belki ama 86'nın maliyeti çok yüksek olduğu için ha, bir değeri ol olmuyor. Düşük gelenler bazıları çok düşük geliyor. Yani o kartta sana 60 bine, 40 bin alacağın parayı 11 tane 86'lık kart vermek ya da 9.86, 85 yüksek. Burada şu yükseltmeyi deneyebilirsiniz. Elinizde altın normalleriniz varsa bir tane nadir istiyor. 6 taneyle 86'lı kart. Iyi, ga, gayet iyi. İsterseniz Benim işte me, yap yapayım mı? Arada kaldığım kart bu. Bence yapılır. Yani 87. Biz en Fernandez 7'ye alıp deklanırız. Yapabiliriz çünkü 2 görev istiyor. Evet. 86 ve 85. Yapılır. Ben yapılır. şu an bir 86'ım tamam. 85'e bir oyuncu ekleyeceğim. Sadece karar evet. aşamasındayım. Şuradan çok yüksek çıkmaz ama bu küçük yüksek altın oyuncudan da bir şansa paralı olduğu için söylüyorum. Böyle 30-40 bine satılabilen bir kart yakalarsa... Büyük avantaj. Büyük avantaj. Yani o zaman çok ucuza getirmiş olsun. Declan Rice yapılır. Bende Rodji ve Odegaard orta sahası var şu an. Evet. Rodji kesip Declan Rice'ı Biz bir kere bu mi? şeyde oğlumla yaptık. Top yükselmesine Odegaard çıktı. Ha. O yüzden bu zaman zaman denenebilir. Bunda ne istiyor abi? Belerin. Yo top yükseltmede. 83'lük e, kadro. E i̇yi bir tane 85'lik kullanacaksın ama mecbursun. 85'lik kullandığın zaman 6 tane 82 kullanabiliyorsun. E şey, e, tot, yani haftanın oyuncusu veriyor mutlaka. Mutlaka bir haftanın oyuncusu. Bu İlk 4 haftadaki haftanın oyuncularından bir tane geliyor. Ama işte hangisi gelecek? O önemli. Ya bir Süper Lig'den <laughs> her oyuncu, Sanchez'e işte. Hatta Ciku paralı olduğu için Ciku bile gelse bize para getirecek. Ha, doğru. Razıyız ama onun dışında. Bu satılamaz mı? Satılabilir. Yok satılam. satılamaz. Satılamaz. E, belelim var isteyen deneyebilir La Liga'da hayranı sahibim. çok yapabilen ha. olabilir onu e, ve Akpom var dinamik ikililer bir tartışma konusu isteyen yapsın Fransız yani Lig... bu ligi oynayan evet yapan. ligi oynayan bir Brezilya olduğu için hem Lig bir hem Brezilya sanki biraz La Liga ve Premier Lig öne geçti gibi ha, evet. öyle görüyorum şu andaki gelen kartı bu da iki Brezilyalı avantajı var aslında bir oh. de yani 84'lük kadrolar. İkisi de 2 iki oyuncu veriyor. Bir de ikisinde de 86 istiyor. Evet. İsteyen yapabilir dediğim gibi. Bu da yine İsmail Sar şeyden geldi. Trail geldi böyle bir kart. Bunu da hızlı kanat oyuncu isteyen yapabilir. Şu an çok Lig bir var mesela. Seri evet. A daha çok dahil olmadığı için. Seri A şu Bunun anda... çok yok. Yani evet. Lig 1 çok ağırlıklı ilerliyor. Beckham. Bir tane tamamlanmış. <laughs> ee, yo şey görevi de, yani e, gümüş nadirleri verdik. Anladım. Oradan altın nadir aldık paralı olarak. Onun dışında böyle görevler gidiyor. Medyasını yaptık. E, alt yapıların büyük karşılaşmalar işte bir tane kadın aldık. Ha. Yani kadınları da bazen bitiriyoruz. Ha, sen Kuboyu da buradan yaptın. Abi. Tabii şeyi de göstereyim sana. Öyle bir ayrımımız yok. Ee, kadroya girelim arkadaşlara gösterelim sonra draftımıza geçeceğiz. Kadro ee, kadro seçiciden görev yaptığımız kadro bu Bir tane kadınlar takımı yaptık. Şimdilik şöyle özel gelen kadın oyuncuları buraya yerleştiriyoruz. Evet, güzel. Ya, bayağı var özel elimizde. Bende bir tek sağ öndeki Paris Saint-Germain'li hmm. kişi var gerisi yok. Tabii bu Emre Kayır'da gördüm galiba. Ya da başka birinde Paris Saint Germain'le Senet'e Fransız açılıyor. Evet. 88'lik kadın çıkıyor. <laughs> yani hmm. biraz tabii paketler Ta değişiyor. Öyle bir bazen Mbappe'ye gelip evet. sanıp başka şeyler geliyor. Olsun biz kadınları gene belirler. Ha. Bak Chelsea'li kadın var. Ee, bazı kadın oyuncular da önemli. Ama rakip de bazen seni dağıtan kadınlar çok çıkıyor. Çok fena. Yani, Değil mi? Çok hızlı. Dün ben kardeşimle oynadım gece. Evet. Perişan etti bir tane kadın. Yani çok hızlı seri oluyorlar, çok hızlı dönebiliyorlar. Yakalamak da o anlamda çok zor oluyor. Evet Anları gösteririm bu hafta için ee, son şeyde. Biz bu görevlerin çoğunu bitirdik. Ben öneririm Hı -hı. anlar görevlerini. Sen bilmiyorum hiç giriyor musun? Arada giriyorum. Arada giriyorsun. Çünkü paket almak için çok değerli. Tekrar bunu hatırlatalım. Buradan isterseniz bu iki paketten birini 16 veya 12 yıldız alıyorsunuz. Bu anların güzelliği şurada paralı paket veriyor. Ha satılır. Yani. Evet. yani Paralı paket vermesi iyi. Yalnızca 3.81 orta saha defans biz forvet aldık onlar parasız. Hmm. Ama şunu alırsan küçük nadir altın oyuncu paralı paket veriyor. Tamamen o yıldızlarla kazanabiliyorsunuz. He. Görevleri yapıyorsunuz. Görevleri yapmak da çok şey değil. Yani burada çok kısa sürüyor. Çok hızlı yapabiliyorsunuz. Mesela diyor ki Suudi Arabistan liginde ortayla bir asist yap. Yapar yapmaz asisti bir yıldız sana veriyor. Yani yaklaşık 30 saniyede 40 saniyede evet, yıldız kazanıyor. Evet, tık diye yapılıyor. Yani biz bu 60-70 yıldızı yaklaşık olarak 30-35 dakikada kazandık. Aa, çok hızlı kazanıyoruz. Çok hızlı şimdi. kazanıyor. Burası iyi bir yer yani. Hem de böyle bir dinlenme yeri gibi oluyor. O bazen maç şeyi yoğunluğu yani. devamlı yorgunluktan böyle tık tık Evet. görevde yapılabiliyor. şeyleri nasıl görüyorsun? Dostluk maçları ile ilgili hiç yaptığın bir şeyler var mı? Ee, şeyi oynadım o kupayı oynadım online'da. ZT'yi oynadım. Oradan 4 maç kazandım, 2 şey alabildim. Güzel. Evet, orada şu bitti gerçi o kupa şu anda. Geçen haftaydı o. Ee, Emre'nin söylediği yerin arkadaşlar bir tane kalan şeyi var. Biraz rakibe göre zor olabilir. Ben şey yapıyorum. ...ilk 1 iki gün oynamıyorum iyi oyuncular giriyor. Sonra Mantıklı. yavaş yavaş oynayıp çıkıyorlar. İkinci, üçüncü günden Biraz itibaren daha, daha, daha rahat gidiyor. Bir hafta sonu çok oynamıyor. Hafta sonu? Ha, hafta hafta içi daha rahat oynuyor. Evet. Bağlantı da daha rahat oluyor. Ee, gösteriyoruz şu anda. Ee, görevlerde görevlerde. Evet. Canlı görevlere girelim. Geliştirme lobisi örneğin. Bu lobide Hı. dostluk maçlarınızda 7 maç yaparsanız 75 reytingli oyuncu veriyor. Bir tane kazanırsanız gene onları veriyor. Daha sonra hepsine birden iki tane 83'lük oyuncu veriyor. İsterseniz bunu geliştirme lobisini oynayabilirsiniz. Onun dışında kazananlar lobisi var. Rivas'ta seçkin kademesinde 20 maç kazanıyor. Zor ama ödülü de bir prime olarak Hı. VIP şey veriyor sana. Ha, şey. Yani bir evet. olur ödülü gibi. Evet güzelmiş. Yani bunu da iyi oyuncular oynayabilir. Onu da söylüyorum. Diğerlerinin zaten bütün görevleri bitirdi. Bu tercih. hafta Aptos'un ligine bir belki girmek istiyorum ama evet. o zor oluyor. Emre her hafta ya da her ay bir basamak ilerliyorsun. Aynen. Bakalım. <laughs> yani o da zor oluyor. Evet. Geçen o ZTT kupası gibi arada öyle kupalar çıkıyor. Onları evet. görevden takip edebilirler dostluk maçlarından. Onlar da keyifli oluyor. Evet. Altyapı görevleri var. Onun dışında e... benim 3 asistim kaldı Nadir Mega Paket için. 3 asist. O zaman şunu da gösterelim. Ben sana başka bir şey sorayım. Ee, şu oynadan göstereyim. Son şeyimiz o olsun. Konuya girerken. Ya bizi Salı çekiyoruz. Çarşamba belli olabilir şeyimiz ee, haftanın oyuncusu. Türk milli takımından kimi bekliyoruz? Aa, çok güzel soru. Şimdi biz şeyi de gösterelim. Türkiye kadromuz da var. Bir iki oyuncuyu alamadık. Cenk olabilir mi? İki tane de attı. Tanınır bir isim. Cenk iki gol attı. Ee, olabilir. Yunus Akgün diyorum ben. Ha o da olabilir. Leicester City'de oynuyor. Ee, çok evet. harika bir gol attı. Bir de haftanın hareketi için evet, o da yaptığı doğru. İki bacak tane arası. öyle bir durumu evet. var. Şu anda Cenk var kadromuzda. Hakan var. Yusuf Sarı var. Ferdi var. Stoperlerimiz var. Ee, Rıdvan'ı koyduk. Kerem... Arda'yı koyduk. Diğer oyuncuları da alıyoruz yavaş yavaş. Anladım. Topluyoruz. Burada Mert var. Kaleye iyileşince Mert geçecek ama Uğurcan da çok iyiydi. <laughs> Bu hafta iyiydi yani. Evet. Bir tane çıkardı da. Diğer oyuncuları da alacağız ama Orkun başta olmak üzere <laughs> diğer oyuncuları da almaya çalışacağız. Salih'i, Cenk'i Cengiz Ünder'i, İrfan'ı hepsini almaya çalışacağız. Bu da Türk milli takım oyuncu. Bir de gittiğimiz için yani garantileyen takımlardan bir tanesiyiz. O yüzden bizden mutlaka oyuncu olacaktır. Evet. Ben Yunus'u açıkçası Yunus en az bir oyuncu bekliyorum. Evet, Cenk de iki gol attı. O hele şeye girseydi bir tane vole vurdu. Üç gol olsaydı Cenk banko gelirdi. Cenk girseydi gelirdi. Ee, onun dışında genel anlamda Türk oyuncuları ve Süper Lig'e ilginin son 2-3 senede arttığını söylüyor. %100. Mesela Daha. birinde Ferdi'yi verdiler. Ülümde Arda Güler'in şeyini yaptık. yükseltmesini geçen hafta Yusuf Sarı yaptın aldı. Ya yani şeyi gözlemledikleri belli. Yani bu geçen sezonun en değerli oyuncularından bir tanesi Ferdi'ye özel bir kartla Kartlar. ödüllendirdiler bence. Evet. Bunu yapmak önemli. Ya yani bu, bu ligi de biraz takip ettiklerini e, görüyoruz. Verdi Hemen var. verdiler. Mertens verdiler, Amarti verdiler. Bir de Süper Lig'e bakalım. Çok farklı oyunculardan. Yani Sivas Spor'dan oyuncular. Daha Icardi Banco gelecek. Evet. Onlara da bakalım. Süper Lig'i de görelim. Bazı oyuncularımız yok ama bazı olan oyunculardan bakalım. Bak. Size'ı verdiler. Evet. Samu Size. Sivaslı. E, Alanya Sporlu Fer var. Bu stoper de oynayabiliyor. Daha önce söylemiştik. E, Giku var. E, Karagüm'ün İtalyan evet. e, oyuncusu var. Zeko var. Ve Orsic var. Yani bütün bunlar e, o lige ilgili. Mertensle, ile e, Amartin'in de kartları vardı. Biraz görevlerde para harcadığımız için onları ama ona gitti. sattık ama geri alabiliriz her Aynen. zaman. Böyle bir şeyimiz var. Baya güzel e, kartlar gelmeye devam ediyor. Icardi mutlaka bir yerde bir gelecektir. Ama bakar benim beklediğim oyunculardan bir tanesi yine ilerleyen olacaktır. Evet. Bir de minik para e, fazlalaştırmak için bir şey söyleyeyim küçük bir şey kadro kurma bazen tutuyor arkadaşlar onu da söyleyeyim size e, kadro kurma görevlerine giriyorsunuz yani zaten uz oyunun uzmanları biliyordur ama ben yine de söyleyeyim buradan e, yükselt görevlere giriyorsunuz görevlerde büyük kartlaşmalar var sadece perşembe akşamları geliyor hmm. 8'den itibaren büyük karşılaşmalarda dört tane haftanın önemli maçını verecek. Bu bazen o takımlardan mecbur oyuncu istiyor. Mesela diyelim ki Atletico Real oynuyor. Bir Atletico bir Real. Realli. bir anda fiyatlar uçuyor. He. Şimdi bu hafta Galatasaray Beşiktaş maçı var. Benim önerim yani Galatasaray Beşiktaş ister ise birer tane. Bir Galatasaray bir Beşiktaş'ta paralı koyun. Yani bazen 8-10 bine altına 350-400 aldığınız adamı satıyorsun. He. Ben de hiçbir zaman büyük karşılaşmaları perşembe akşamı yapmam paralı. Anladım. Ne yaparım? Elimdeki oyuncuları o akşam satıyorum. Onların ihtiyacı olanları. 2-3 gün sonra, 4 gün sonra çok düşünce alıp bu görevi yapıyorum. Ha mantıklı. Yani ilk önce prime olunca bu fiyatlar. Mesela diyelim ki Leicester City, Hull City maçı var. Birer tane oyuncu istiyor. Uçuyor o fiyatlar. Ha Yunus mesela uçar. Hepsi uçuyor. Kim olursa o yani bronzda olsan olsa nadir de hmm. önemli olur oradan bir oyuncu. Mesela Sevilla'nın diyelim istiyor. Sevilla'lı oyuncuları hücum ediyor. Ben de paralı Sevilla'lı oyuncu varsa satıyorum. Aha, mantıklı. Ha, mantıklı. <laughs> sonra 2-3 gün sonra görevi yaptığında tekrar eski Bu alttakini görebiliyor musun abi? Şu Yok. An, göremiyorsun. Bunu şöyle görüyor Buna milli maç. Ha milli maçtı. Diyor. Bu milli maçlarda mesela Belçika ve İsveç veya İsveç. Veya olunca biraz işin şeyi düşüyor. Ha bak mesela burada İngiliz İtalyan demiş. Bu çok para yapmaz çünkü çok oyuncu var. Evet. Ama eğer ki bu, bu hafta oynanacak mesela diyelim ki Arsenal Everton maçı. Ve bir Everton'lu bir Arsenal'li istiyorsa, Arsenal daha sık bulunuyor ama Evertonlar uçuyor. Bir uçuyor o zaman. Yani ara sıra bu perşembe geceleri para kasmak için önceden o takımların oyuncularını tahmin edip mesela bence Galatasaray-Beşiktaş büyük karşılaşmalara mutlaka girer. Olabilir. Mesela Napoli diyelim ki Milan oynuyor. Mutlaka girer. Hmm. Arsenal Tottenham mutlaka girer. Bayern Dortmund mutlaka girer. O görevler büyük karşılaşmaları onu takip da takip perşembe lazım. akşamları. Perşembe akşamları 8'de. Ama siz o oyuncuları önceden biriktirip perşembe 8'de eğer 9 arası veya 8 12 arası satarsanız büyük bir vurgun ha, olabiliyor. Anladım. E, paralar para ekonomi programına döndük Ama ya, bu da önemli. Tabii önemli. Biz şeysiz. Yasa dışı hani şeyler oluyor tabii, ya tabii, tabii yasakladı. Anladım cezalar evet evet bayağı, bayağı. onsuz onlar olmadan şey. Çok güzel. Bu bu arada Griezmann'a bu sene ekstra bir evet. yürü Yürü kulum muhabbeti var yani Griezmann'a evet. ekstra. Ben görüyorum oyun açısından da e, o da çok gerçekten etkili. Senin en sevdiğin kart oynadığın bu sene kart olarak sevdiğin. Bu artı. sene şu ana kadar DiBala benim haftanın kartı. Ha. Onunla oynuyorum ben. Onu sevdim. Bayağı geldiğim soluyla hemen köşeye bırakıyor abi. Yani. İstersen bir ara abi bak o şeyi gösterelim transferlerde belki çıkar. Ben de bana çıktı e, e, baya bir şey zevk mı alıyorum kart. o kart. Dibala, Dibala kart. kartını da görelim programımızın sonunda e, arkadaşlar şöyle yapalım hemen buradan haftanın oyuncusunu seçiyorsunuz zaten buradan bir Arjantinli seçtikten sonra e, şuraya da konsept dediğimiz zaman herhalde şu kart evet. Dibala kartı 87 şut falan beceri hareketleri değil sol ayağıyla yani evet. yakaladığı an 3 pozisyon oynuyor ofansif ortası of oynuyor ve gizli santrafor ve santrafor oynayabiliyor evet güzel hızlı güzel şutu güzel pas bir de özelliklere bakalım özellikle fena evet, değil gol şey. özellikleri var ölü top plase şut top kontrolünde tekniği iyi doğal yetenek kartı var ilk dokunuş var akrobatik hareketler ve trivel. Evet. Ben Korejmayı mı seviyorsun? Ya şey <laughs> o vuruşu çok yapıyor. Bir de neden ben Pro Club biz çok oynuyorduk? Kendini ya, yapıyorsun ya abi. Benim kendimi yaptığım oyuncuya biraz benziyor. O yüzden çok alışkınım bu tarz oyuncuya. Yani sola çekip vurma oyuncusuna. O yüzden de çok memnunum. Peki canım. sana bir soru. Seneye Burak Yılmaz Hero Kart gelir mi? Abi gelmesi lazım Burak. <laughs> Bit bir Arda diyorlardı bu sene hala. Arda geldi. Arda Turan yakışır aslında artık da bir Burak Yılmaz evet. Bence ikisi de yakışır. Arda evet. Burak yakışır. İkisi de. Kayto Koç'a var. Ee, Emre Berezoğlu bence. Arda Turan ve Burak, Burak Yılmaz. Yılmaz bence hak ediyorlar bu evet. kartları. Yani Burak Yılmaz çok güzel bir kart olur. Arda evet. Turan yine aynı şekilde. İkonda da e, Mesut Özil'in gelmesini bekliyorum. Onlar gelecek sene koyarlar. Ha, Biraz Mesut, gecikmeyle Evet Mesut'un daha doğru yeni bıraktı Mesut Yeni bıraktı daha çok geldi. Ben ileride bundan 5-6 sene sonra Ronaldo Messi hero kartları nasıl olur onları düşünüyorum. ya yani şu an mesela fenomen Ronaldo'nun olağanüstü bir kartı var ya. Pele'yi 99 verdiler He, geçen sene. Evet. Şekil değiştiren de 99'luk bir kart. İnanılmaz. Evet. Ee, Emre bizden bu kadar. Evet. Ama onun dışında şunu da söyleyeyim. Açık söylemek gerekirse kadınlardan çok şikayet geliyor şey olarak. Zorluk, oyunda oynamak, pakette çıkmak. Oyun her sene bize değişik opsiyonlar Doğru. getiriyor. Her şeye rağmen oynayalım. Haaland'a karşı Haaland'ı nasıl oynatabiliyorsak. Doğru. E, Alison iki takımında kalesinde nasıl varsa bu kadınlara da alışmak lazım. Arkadaşlar kadınlar çok iyi fodu oluyor. Doğru. Onu bir de, unutmayalım. ya bir de şu var abi. Bu şey mevcut şeyde bu kadar güzel kafa dağıtan Başka bir şey bulmakta zor. Giriyorsunuz orada evet. bir iki saat gerçekten çok güzel kafa dağıtıyorsunuz. Tanımadığınız insanlarla oynuyorsunuz, kendiniz oynuyorsunuz, görevler evet, ben oğlumla yapıyorsunuz. Oğlumla da oynuyorum. Evet. <laughs> Başkan oluyorsunuz, teknik direktör oluyorsunuz, oyuncu oluyorsunuz. Oyunu tadını çıkarmak lazım. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. <laughs> Futon'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.